İyi günler güzel kardeşlerim. Karaciğerimizin sağlığı bizim cildimizde de eserini gösterer. Eğer biz istesek cildimiz ve saçlarımız çok iyi olsun, bu iyi karaciğerden kaynaklı olabilir. Pes karaciğerimizin sağlıksızlığı bizim cildimizde eser koyar. Eğer senin de cildinde kaşıntı var, eğer senin cildinde leke var, eğer senin cildinde yağ bezleri var, eğer senin cildinde sivilce var, senin vücudunda fazla et benleri var. Bunlar hepsi gösterir ki senin karaciğerinde bir şikayetler var. İstesen bu şikayetler senin cildinden geçsin, mutlaka karaciğerine bakman lazım. Sen çok şeyleri gidip dışarıdan bir şeyler bularsan geçeri, bunlar senin vücudundan geçer. Ama istesen bunlar tamamen senin vücudundan geçsin, sen mutlaka karaciğerine dikkat etmek lazım. O insanlar ki her zaman enerjilidiler, çok pozitifdiler, cildileri çok iyiydi, cildilerinde bir sıkıntılar yok, saçlarında bir sıkıntılar yok ve dillerine bakan da dilleri pembereng dedi, gözlerinin beyazlıkları, beyazlıklarında bir sarılık, siyahlık, bir sıkıntılar yok, gösterir ki bu kişinin karaciğeri iyi çalışır. Ama gördünüz ki bu kişinin dilinde, dilize bakan da dilizin çevresinde diş izler ola, dilizin rengi siyah ola, sarıya çeken ve ayrı renklerde beyaz ola, ya gözün beyazlıklarında bir değişiklikler ola, cildizde et benler ola, sivilceler ola, yağ bezler ola, bunlar hepsi gösterir ki bu kişinin karaciğerinde sıkıntı ve şikayet var. Biz ne yapalım ki bizim karaciğerimiz daha iyi çalışsın ve bizim vücudumuza sıkıntılar ve şikayetler üretmesin. Güzel kardeşlerim, istesek bizim karaciğerimiz iyi çalışsın, mutlaka evvel yolu yeterli derin nefesler almaktır. Evet, derin nefesler almak bizim karaciğerimizi sağlıklı tutar. İkinci şey ki bizim karaciğerimizin sağlığında çok mühim rolü var, hareket ve spordu. Hareket ve spor sebep olur ki bizim karaciğerimiz iyi çalışsın ve o maddeler ki içinde yığışıp kalıp kolesterol, trigliserit ya bazı hatta vitaminler ya glukoz falan, bunlar hepsi bizim vücudumuzda erisin geçsin. Biz hareket ve spora çok ciddi dikkat edeceğiz. Ondan sonra geliriz güzel kardeşlerim, mizacımıza uygun beslenmeye. Bizim karaciğerimizde istirahate ihtiyacı var. O insan ki sık sık gıdalar yiyir, her şekilde gıdalar yiyir, özellikle hazır gıdalar yiyir, fast food yiyir, şekerli gıdalar yiyir, sütlü gıdalar yiyir, yağlı gıdalar yiyir, şekerli gıdalar yiyir, zaten bu karaciğer maalesef çok zora düşer. Bas, eğer biz istesek cildimiz sağlıklı olsun, mutlaka çalışacak ki karaciğerimiz sağlıklı olsun. Zaten karaciğerimiz sağlıklı olsa hem cildimiz sağlıklı olacak hem bizim vücudumuz. Görürsen bazen dedim kızarıklık olur üzde, oğuzun içinde kızarıklık olur, lekeler olur, ya hatta sedef olur, psoriasis olur, ya bacaklarda şişkinlik olur, ya insan hey kilo verir, kilo alır, hey göbek bölgesinde kiloyu çok alır, sık sık acıkıyor, sık sık şekeri düşür, hey uykusu geliyor, ayak bilekleri hey şişiyor, bunlar gösterir ki karaciğerde sıkıntı var. Bes bu alametleri çok ciddi tutacak. Çok kardeşlerimiz görürsen deyir 10 saat, 12 saat uyumuşum ama yine yorgun kalkıram.
mutlaka bu kişi karaciğerine dikkat edecek. Sen karaciğerini düzene sokmasan maalesef vücudunda şikayet geçmez. Beslenmede de çalışacaksan ki en az bir 12 saat ila 16 saat bir şey yemeyesen ki karaciğerin biraz kendini rahat tuta. O kardeşlerimiz ki biraz çok zayıftılar, onlar mutlaka 12 saat, mesela akşam 6'dan sabah 6-7'ye kadar bir şey yemesinler. İhtiyaçları olsa su içebilirler, bitki çay içebilirler ama mutlaka hatta meyve ve çerez de yemesinler. Onlar ki biraz kiloludular, mutlaka akşam 5'ten sabah 9'a kadar bir şey yemesinler. Karaciğer iyi olsun, bunun kenarında yürüyüş yapın, derin nefesler alın, daha karaciğeriniz iyi olsun. Evet, onun kenarında elebilirsiniz, bazı bitki çaylar da içersiniz. Mesela onlar ki biraz belgamidiler, vücutlarında kilo var, eleyebilirler, kuşburnu çay içerler. Ya onlar ki biraz ciltlerinde de sıkıntılar var, ya hatta hormonlarında sıkıntı var, eleyebilirler. Isırgan çay içerler. Evet, yemeklerinde çalışırlar ki o şeyler ki içinde C vitamini boldu, E vitamini boldu. Onları yemeğinin karaciğeri iyice koruyabildik. Pes eleyebildik, meyveler kullanak. Mutlaka etli yemeklerin kenarında bazı lifli gıdalar tüketin. Mesela havuç tüketin. Ayva tüketin. Soğan tüketin. Etin lifi olmaz güzel kardeşlerim. Mutlaka biz etin kenarında bol bol lifli gıdalar yesek karaciğerimiz zorlanmayacak. Ama biz etli gıdalar yiyek, yağlı gıdalar yiyek ama onun kenarında yeterli lifli gıdalar yemesek bizim karaciğerimiz, bağırsağımız ve onun arkası zan, sefra kisemiz, dalağımız, midemiz sıkıntıya girecek. Çok arkadaşlar diyor ben dişlerimde de sıkıntı yok, sinüslerimde de sıkıntı yok, midemde de sıkıntı yok ama ağzımdan koku, kötü koku gelir. Bu neden kaynaklıydı? Bu karaciğerden kaynaklıydı. Görürsen arkadaşlar bacakları, ayak bilekleri şişiyor, ozuların içi kızarır ve bunlar istiller bir yol aktarırlar ki bu iyileşsin. Ama bunun iyileşme yolu senin karaciğerinden geçiyor. Bazen görürsen çok erkek arkadaşlar memeleri çok büyür, sallanır. İlaçları kullanırlar bunun geçmesine ama bunun en iyi tedavisi karaciğerimize iyi bakmaktır. Karaciğerimiz nasıl iyileşer? Dedim bizim yaşam tarzımızdan ve beslenme tarzımızdan. Biz mizacımıza uygun yaşam tarzı, beslenme tarzı dikkat etsek mutlaka bizim karaciğerimiz yolar. O kardeşlerimiz ki çok fiziksel ağır işler yapıyorlar, mutlaka onlara iki öğün yemek yeterli olur. Sabah mesela bir 9'da yediz, akşam da bir 5'te yediz yeter. Çok kendimizi yemeğine yormayalım. Çok arkadaşlar görürsen ki diller iki öğün yiyerek ama o gayet kenarında meyve de yiyiz, çerez de yiyilir, bunları hiç hesaba koymur. Ama bunlar da bizim karaciğerimizi yorabilir. Bazı arkadaşlar diyor evet iki öğün yiyerek ama belki 5 öğünde meyve yiyir. 5 öğünde yeşillik yiyir. Bunlar da yemekti güzel kardeşlerim. Çok fazla yemek. Yani bu esrin çok sıkıntıları insanın fazla yemeklerinden kaynaklanır. Pes istesen sağlıklı olasan mutlaka yemeğini kontrol et. Çok arkadaşlar diler ki evet ben bir öğün yiyirem. Ama görürsen belki bu 20 öğün yiyir. Niye? Neden? Çünkü sabah yiyip oturup kahvaltısını yapmıyor. Akşam yemeğini yapıyor. Arada onu atıştırır, bunu atıştırır. Bu meyveni yiyir, o meyveni yiyir. O çerezi yiyir, bu çerezi yiyir. Çok şeyleri yiyir ve düşünür ki bir şey yemiyor. Ama insan oturup sabah kahvaltısını iyice yapsa ve arada da bir şey yemese, akşam da bir yemeğini yiyenden sonra zaten vücut ihtiyacı kalmayacak. Ama biz evvel oturup iyice kendimizi doyurmasak, kendimizde açlık hissedecek,
ondan bir şey yiyecek, bundan bir şey yiyecek, buradan bir meyve, çikolata canımız isteyecek, tatlı canımız isteyecek, meyve yiyecek, hepsini karıştıracak birbirine ve maalesef karaciğer çok ciddi sıkıntıya girecek. Pes inşallah bu noktalara dikkat edelim. Mutlaka bol bol lifli gıdalar yiyin. Hem suda çözülen gıdalar, hem suda çözülmeyen gıda, hem affedersiniz, hem suda çözülen lifler, hem suda çözülmeyen lifler. İkisi de bizim vücudumuza lazım. Ama mutlaka her zaman lifli gıdalar yediz. Mutlaka bol bol sıvı da için, su da için ki o gene bizim vücudumuza sıkıntı yaratmasın. Biz suda çözülen lifli gıdaları yesek, bu hem bizim karaciğerimizi temizler, hem bizim bu damarlarımızı ve kanımızı temizler. Hem bağırsaklarımızın o probiyotiklerine iyi besin olur. Hem bu suda çözülmeyen liflerde hem iyi bir ortam yaradarlar ki bu probiyotikler iyi beslensinler ve hem bizim eğer yeterli sıvı kullansak bu suda çözülmeyen liflerde sebep olur ki bizde kabızlık aradan geçsin. Pes lütfen dikkat edelim güzel kardeşlerim. Çok arkadaşlar arıyla ki mesela karaciğerinde bu sıkıntı var. Ne yiyelim geçsin? Ama maalesef hiç kimse sormuyor ki ne yemeyelim. Biz indi vücudumuzun çok sağlığı için dikkat edelim ki ne yemeyelim. Eğer yemeğimizi kontrol etsek, onun kenarında zihnimizi de kontrol etsek, stresimizi kontrol etsek, Allah'ın izniyle bizim karaciğerimiz sağlıklı olur. Bağırsağımız sağlıklı olur. Arkası can dalağımız sağlıklı olur. Safra kisemiz sağlıklı olur. Midemiz sağlıklı olur. Eğer bizim sindirim sistemimiz sağlıklı olsa bizim tam organlarımız sağlıklı olacak. Pes karaciğerimize çok ciddi dikkat edelim. Hoşça kalın.